Merhaba, tekrardan birlikteyiz. Yalın yolculuğumuza bugün Algan Tezel'le devam edeceğiz. Yalın inşaatla BİM arasındaki ilişkileri konuşacağız. Bunların arasında nasıl bir ilişkiler kurulduğu, İngiltere'de bununla ilgili nasıl uygulamalar yapıldığı, farklı örneklemelerle birlikte yanımızda olacak. Ben bu kadar bir tanıtımdan sonra Algan Bey'e sözü bırakayım. O da kendisini belki tanıtmak ister. Meslektaşım, aynı zamanda aynı yolculuktayız. Onunla birlikte yani tanışmaktan da çok memnunum. Birlikte aynı şeyi yürütmekten de çok memnunum. İnşallah ileride daha büyük çalışmalarda yapabiliriz. Ben de destek verebilirim. İnşallah. Çok sağ olun. Hoş geldin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Turner'a özellikle teşekkür ediyorum. İlayda Hanım'a, size, katılımcılara da çok teşekkür ederim. Kısa bir sunumum var. Kısa da değil aslında ama hızlı gideceğim. Lütfen gerekli yerlerde soruları sorun. Sonuna doğru da bir soru cevap yapalım. Hatta yorumlarınızı, görüşlerinizi alalım. Ben aynı zamanda kendi bağlantı kontak detaylarımı da vereceğim. Katılımcılara ve izleyicilere. Bizimle temas edebilirler her konuda. Şöyle bir... Buyurun. Evet, interaktif bir sunum olsun. Bütün dinleyiciler için söyleyeyim. Yani konuyla ilgili bir sorunuz varsa anında Q&A kısmına yazabilirsiniz. Question and Answers kısmına. Anında biz de cevaplamaya çalışacağız. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim. Başlayabilir miyim? Yapabilir miyiz? Devam Tabii edebilir miyiz? buyurun. Buyurun Merhabalar görüntüyü herkese. alın. Evet buyurun. Merhabalar herkese. Teşekkür ederim tekrar zaman ayırıp katıldığınız için. Kısaca bugün yalın inşaat ve yapı bilgi modellemesi arasındaki ilişkileri konuşmaya çalışacağız, anlatmaya çalışacağım. Konulara spesifik olarak çok detaylı girmeyeceğim. Zaten zaman da yok ama aralarındaki bağlantılardan biraz daha fazla bahsetmeye çalışacağım. Ayrıca konularla ilgili de yalın inşaat ve yapı bilgi modellemesi ile ilgili de seanslar ayrıca yapabiliriz. Yani aynı zamanda sizin soru cevaplarınızı da alabilirim. Benim ismim Algan Tezel. Şu anda size Manchester'dan sesleniyorum, İngiltere'den. Burada kötü bir hava var. Umarım sizin havanız iyidir, moralleriniz iyidir bu zor zamanlarda. Hadisvik Üniversitesi'nde çalışıyorum. Burada akademisyenim. Dersler veriyorum, araştırma projeleri yapıyoruz. Aslında inşaat mühendisiyim. Hızlıca onu da geçeyim. 2007 yılında ODTÜ'den sonra İngiliz hükümetinin bursuyla Salford Üniversitesi'nde Manchester'da yalın inşaat konusunda doktora yaptım. 2011'de bitirdim doktorayı. Dünyanın çeşitli yerlerinde bu konuda araştırmalar yaptık. İşte İngiltere'de, Amerika'da, Japonya'da, Brezilya'da, İrlanda'da, Finlandiya'da, bunun gibi ülkelerde. Burada çeşitli bağlantılarımız var. Buradaki uygulamaları inceledik. Aynı zamanda bir süre EPC tabanlı projelerde Avrupa'da, Rusya'da, Orta Asya'da enerji, sağlık ve para kendi projelerinde proje yöneticisi olarak çalıştım sektörde. 2015 yılında tekrar akademiye döndüm. Highways'in karayollarının yaklaşık 6 adet dijital inşaat ve yalın inşaat projesinde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Araştırmacı olarak çalıştım. Şu anda Hadisvik Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisiyim. Dersler veriyorum her seviyede. Master, undergrad, lisans ve doktora seviyesinde. Aynı zamanda Yalın İnşaat Enstitüsü, Wing Construction Enstitüsü'nün İngiltere'deki kuzey bölümüne dahilim. Onlarla birlikte çalışıyorum, İngiltere'nin kuzeyindeki bölümüne. Güncel projelerimizden bahsetmek gerekirse Cambridge Üniversitesi ile bir inşaat sektöründe blockchain uygulamaları projesi yaptık. Enteresan bir konu da. Blockchain işte DLT dediğimiz dijital ledger'lar. Arçelik firmasıyla UK İngiltere'deki mühendislik aşamasında bu süreçler için yalın uygulamalar isimli bir projemiz var. O devam ediyor. Yaklaşık 30 aylık bir proje. Aynı zamanda şu anda Highways için altyapı projelerinde yalın ve bu uygulamalarına bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Sektör neler yapıyor, nelere dikkat ediyor. Çeşitli firmalara dersler verdik bugüne kadar. Onlarla iletişimimiz oldu. Hem akademik hem uygulamalarından. Jacobs gibi, Morgan Stanley gibi, Interserve gibi firmalara. Yayınlarımız var yaklaşık. Bunlar partnerlerimiz. Bu insanlarla birlikte çalıştık. Çeşitli firmalarla iletişimimiz oldu. Yani onlar bize destek veriyorlar. Zaman zaman yorumlarda bulunuyorlar. Bunlar genelde İngiliz ve uluslararası bazı firmalar. Bunların hepsinin bir yalın ve yapı bilgi modellemesi ajandası var zaten. Yani onlarla birlikte çeşitli eğitim, öğretim ve araştırma projeleri geliştiriyoruz. Okumanızı tavsiye ederim. İsminizi yazarsanız çeşitli kaynaklara ulaşacaksınız. Genelde İngilizce ama hem uygulama yönelik hem akademiye yönelik araştırma projelerimiz var. Bir bakın, bu iş okumadan da olmuyor. Lütfen okuyabildiğiniz kadar okuyun, tavsiye ederim. Çok dinamik bir alan. Bu konuda da çeşitli akademik çıktılarımız ve endüstri fokuslu çıktılarımız var.
Neden bu konular diye hızlıca anlatırsak, dediğim gibi hızlı geçeceğim soruları alırım. Yani inşaat sektörünün dünyadaki genel trendlere baktığımız zaman maalesef bir verimli konusunda sıkıntı çektiğini görüyoruz. Solda grafik onu gösteriyor aslında. Ya 1960'lardan beri sektörün verimliliği artmamış ya azalmış ya da çok az artmış diğer sektörlere, tarım dışındaki diğer sektörlere bakıldığında. Aynı zamanda dünya genelinde yaklaşık projenin %70'i geç teslim ediliyor. %75 kadarı da bütçe üzerinden teslim edilebiliyor. Yani bütçesini aşıyor. Dolayısıyla bir performans sıkıntısı olduğu düşünülüyor sektörde. Bununla birlikte inşaat maalesef dijitalleşme indeksi bakımından en düşük sektörlerden biri. Sadece tarımın üstünde. Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında bu oran çok düşük. Fakat ben biliyorum ki inşaat sektöründe çalışan insanlar oldukça yaratıcı, problem çözme odaklı, çok zeki insanlar. Ancak sistem birazcık insanları bu şekilde çalışmaya itiyor galiba. Özellikle düşük kar marjları, dünya genelinde konuşuyorum. Türkiye'nin özelinde de ayrı konuşuruz. Düşük kar marjları, çok parçalı bir tedarik zincirinin olması, firmaların %90'ı 95'inin küçük ölçekli olması, kısa dönemli ilişkiler kurmaları, bu firmaların proje bazlı yani bir iş yapıp ayrılmaları, bütün dünyada böyle, sadece Türkiye için geçerli değil. Nakde karşı duyarlı olmaları, cash sensitive dediğimiz cash flow'a duyarlı olmaları, düşük inovasyon kapasitesi ve maalesef yatırımı ve vizyonu, dolayısıyla bu da bunları getiriyor. Sektör bariyerlerinin çok alçak olması, yani birkaç kişi bile bir firma kurup bir sektöre girebiliyor çok zorlanmadan. Zarar verici bir rekabet ve güven sorunun olması, kavga gürültünün çok olması, tartışmanın çok olması ve tabii bozuk bir imaj var genel diğer sektörlerle karşılaştırıldığında. Maço bir imaj var dünya genelinde sektör için. Tabii bu da çok yardımcı olmuyor ama dediğim gibi ben bence inşaat piyasasında ve sektöründeki insanlar oldukça yaratıcı, akıllı, çözüm odaklı insanlar, oldukça esnek insanlar. Onların işleri sorun çözmek ama sıkıntıları çalıştıkları sistem sorunlu. Yani kendileri de değil sorun, sistem içinde bir sorun var. Tabii bu da verimsizliğe yol açıyor. Dijitalleşmenin az olmasına, araştırma geliştirmenin düşük kalmasına diğer sektörlere göre yol açıyor. Ve insanları zamanını yangın söndürmeye, firefighting'e geçiriyorlar çoğunlukla. Bir de tabii yani değişim de zor. Niye zor? Yani insanlar alıştıkları şeyi de yaşıyorlar ve bir düzenin içinde, döngünün içinde yaşıyorlar. Yani el sahiplerinin de bu değişime izin verip vermedikleri tartışma konusu. Yani herkes her şeyi en iyi şekilde yaptığını düşünüyor. Bildikleri yolun en iyi yol olduğunu düşünüyor her zaman. Ve bir tünel görüşü var. Yani dışarıya çıkamayacaklarını, yaptıkları şeylerin aynı şekilde devam edip gideceğini, değişmesinin ve ilerlemesinin zor olduğunu düşünebiliyorlar. Tabii zorluk olmadan da hani değişim olmuyor. Mecburiyetler gelmeden değişim olmuyor. Düşük kar marjları olmadan değişim olmuyor. Müşteri talep etmeden değişim kolay kolay olmuyor. Tabii bunlar da parametre ama sektörün genel bir zorluk bakış hali var ve biz biliyoruz ya, yapıyoruz işte, idare ediyoruz hali var. Dediğim gibi Göksel Bey'le bu konuları biraz daha konuşuruz. O Türkiye açısından da bunları değerlendirecek ama bütün dünyada geçerli bir durum bu diyebiliriz. Çok hızlıca geçeceğim. Dünyanın gelişiminde de her şey çok yolunda da aslında Türkiye'de her yolunda gitmiyor değil. Hani bazen insanlar öyle zannediyor ama öyle değil aslında. Hayır. Bu rakamlar global rakamlar. Yani şu Amerika'dan alındı bildiğim kadarıyla soldaki. Amerika'daki inşaat sektöründen. Bu da global durum. Yani %70'inin ilk şeydeki sözleşmenin üzerine geçmesi, zaman açısından %75 civarının da bütçe aşması yani projelerin. Aynen. Karamsar olmayıp gelişime devam dediğiniz gibi. Tabii dijitalleşme endeksi de McKinsey'nin yaptığı bir global bir araştırma dünyada. Sadece yani Türkiye şurası burası değil. Genel inşaat sektör araştırması. Yani Batı Avrupa ülkeleri de işte Amerika'da dahil bu karşılaştırma. Tabii bu görece bir karşılaştırma. Yani medya ve IT sektörüne görece çok daha az dijitalleşme anlamında. Yani konumuz bu. Evet. Çok hızlıca geçeceğim. Dediğim gibi bu konuları ayrı ayrı anlatmayacağım. Yani ne oldukları hakkında detaylı bilgileri ayrıca ayrı bir seansta yaparız belki ama yalın inşaat nedir diyelim hızlıca. Yalın inşaat, yalın düşünceyi inşaat sektörüne uygulamak veya adapte etmek üzerine kurulu bir yaklaşım diyebiliriz. Prensipler ve teknikler bütünleyebiliriz. İnşaat projelerini geçici bir üretim sistemi, bir fabrika gibi alır. 90'lardan itibaren gündemdedir. Özellikle 70'lerin sonunda Toyota'nın bu yalın üretim sistemiyle gündeme gelmesiyle inşaata yansımıştır bu akım. 90'ların başında bir yalın inşaat akımı ortaya çıkmıştır.
Dünya genelinde birçok yalın inşaat enstitüsü var. Lean Construction Institute diye geçer. Bunlar çok aktif. Bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle İngilizce olanlar Amerika, Kanada, İngiltere birçok kaynak bulabilirsiniz. LCI diye geçer kısaltmaları. Önde gelen ülkeler Amerika'dır, İngiltere'dir, Avustralya'dır, Yeni Zelanda'dır, Brezilya, Şili, Norveç, Finlandiya, İsrail, Katar'da kurdular bir tane şimdi yalın inşaat enstitüsü. Onlar da bayağı aktif. Yayılmakta dünyada. İngiltere'de özellikle 90'ların sonuna doğru adapte edilmeye başlandı. Büyük müşteriler, Highways England, Network Rail gibi altyapı müşterileri yalın inşaatı talep ediyorlar. Kendi supply chainlerinden, tedarik zincirlerinden yapmalarını istiyorlar. Sayısız firmada uygulaması var. Danışmanlar vesaire oldukça aktif. Üç boyutta inceleyebiliriz konuyu. Kontrat ve tedarik zinciri yönetimi olarak inceleyebiliriz. Stratejik vizyon ve dönüşüm ve teknikler ve araçlar, toolbox olarak inceleyebiliriz. Kontrat ve tedarik zinciri yönetimi açısından uzun dönemli ilişkiler kurulması ve ilişkisel kontratların ön plana çıkması gerekiyor. Tüm tedarik zinciri boyunca uygulanabilmesi için düzgün bir şekilde. Tabii bir liderlik ve angajman da gerekiyor. Özellikle bir yatırım ve vizyon gerekiyor bunun için. Tabii bu yatırım ve vizyonun müşteriden gelmesi, özellikle en güçlü müşteri olan devletten, hükümetlerden gelmesi önemli. Yani sektörü dönüştürüyor. Ve birçok da tekniği var bunun. Yani Turner bu işi Türkiye'de başlattı. Oldukça güzel uyguluyor. Değişik şeyleri adapte ediyor. Görüyorum. Onlara da teşekkür ederim bu konuda. Türkiye'ye getirdikleri için bu işi. Çünkü bahsettiğim gibi ben ODTÜ'deyken yalın inşaat dediğimiz zaman bir inşaat firması zannediyorlardı Türkiye'deki insanlar. Biz öyle bir firma bilmiyoruz diyorlardı. Yavaş yavaş Turner bu işe soyunduktan sonra bu algı da değişiyor diye umarım. Ama çeşitli tekniklere ve araçlara var. Last Planner gibi. İşte BIM de aslında bir yalın tekniği veya yalının parçası sayılabilir. Tartışacağız, bunu konuşacağız. 5S gibi görsel yönetim, visual management gibi, obaya odaları gibi, choosing by advantages, avantajlara göre seçim gibi, Ocean yönetimi gibi, tak planlaması, just in time, tam zamanlı yönetim, tam zamanlı tedarik zinciri gibi, sürekli iyileştirme hücreleri, A3 teknikleri gibi, SEP temelli tasarım gibi, POKEYOKE sistemleri gibi, hata giderici sistemler gibi çeşitli yaklaşımları var. Yani büyük bir kokteyl diyebiliriz o teknikler kokteyli. Ama üç ayaklı bir zincir. Yani kontrat boyutu var, uzun dönemli. Stratejik vizyon ve dönüşüm boyutu var. Bu stratejik ve vizyon dönüşüm özellikle prefabrik modüler sistemleri öne çıkarır. Tedarik zinciri, supply chain management konusunu öne çıkarır. Ve her türlü israfı, israfla savaşmayı tavsiye eder. Dediğim gibi uzun dönemli kontratlar dahilinde. Çok kısaca da özeti nedir prensipleri? İsrafları, yani değer katmayan işleri azaltmak. Tek parça akışı, single flow dediğimiz tek bir ürünün bir uçtan bir uca girip çıkması üretim sisteminde. Süre çıktı ve bunun gibi değişkenliği azaltmak süreçlerde, zaman ve çıktı boyutunda, her türlü üretim, tasarım, inşaat süreçlerinde. İnsana saygı ve sistem üzerindeki baskıyı azaltmak, mesela görsel yönetim bunların bir aracıdır. Sürekli değer akışı yaratmak işlerde. Çekme sistemleri, örneğin Kanban sistemi veya Last Planner sistemi gibi çekme bazlı sistemlerin, yani işi yapacak insanların işi istemesi, arzu etmesi ve çekmesi, bilgiyi alması ve karar vermesi üzerine kurulu. Sürekli iyileştirme odaklı, uzun dönemli çalışan ve tedarik zincir ilişkileri üzerine kurulu. Konsept tasarımına, inşaatta, yani ilk baştaki tasarıma büyük önem veren ve bunun büyük zaman harcanması gerektiğine iddia eden, daha sonraki tasarım aşamanın hızlıca bitirilmesine sağlık veren ve bunu inşaat ve tesis yönetimiyle birleştirilmesini isteyen bir yapı diyelim. Yalın inşaatın temel prensipleri. Daha fazla da konuşabiliriz ama çok hızlıca, yani bunlar var diyelim. Bu bir israf kafası dedik. Süreçlere her zaman israf. Şöyle şey olabilir miyim? Laser pointer gibi bir şey var mı burada ya? Şuna bir bakayım. Evet, var. Yani süreçlere israf süreçleri böler. Yani büyük bir süreci ikiye, mesela beton atma sürecini böler. Adım adım böler. İsraf adımları vardır burada. Değer katmayan ama yapmanız gereken adımlar vardır. Mesela kalite kontrol gibi. Değer katmaz, yani sonuca sizin attığınız betona veya iskelete bir faydası yok ama mecbur yaparsınız bunu. Ve gerçekten müşterinin para ödediği kısım, yani o betonun atılması, betonun oraya gelmesi ve orada olması kısmı. Ne yapmaya çalışır? Bu israf kısmını yok etmeye çalışır. İsrafların da tanımları vardır çeşitli, dediğim gibi. Bu lean şey değil ama bunu konuşuruz sonra. Lean seansı değil. İsrafların tanımı vardır. Bunu sistematik şekilde azaltmaya çalışır. Değer yaratmayan ama gerekli olan aktiviteleri otomatize etmeye çalışır, minimize etmeye çalışır sürecin içinde. Yapılacak ama bir şekilde verimli yapılsın der.
ve value adding kısmı arttırmaya çalışır. Yani değer yaratan kısmı sürecin tamamını da arttırmaya çalışır. Yani lean olarak baktığınız zaman süreci bir bütün olarak görmezsiniz, parça parça bölersiniz. Bu üç tane ayağa göre. İnşaatta yaklaşık süreçlerin %55-60 kadarı israftır. Tasarım ve inşaat aşamasında araştırmalara göre. Yani dolayısıyla bunları yok etmemiz gerekiyor. Bu %5-10'luk kısmı arttırmamız gerekiyor. Bu non-value adding dediğimiz mecbur olarak yaptığımız destek aktivitelerinde otomatize etmemiz ya miktarını azaltmamız, bir şekilde bunları da değiştirmemiz gerekiyor. Bunlardan da hızlıca bahsedeceğim BIM'de anlatırken. Okumak gerekiyor anlamak için. Güzel yayınlar var. Tavsiye ederim. Bunlara bakın. Bu tepedekiler genel lean'le ilgili, yalınla ilgili yayınlardır. Aşağıdakiler biraz daha inşaatla ilgili yayınlardır. İnşaat, yalın inşaatla ilgili yayınlardır. Bunları okuyun. Bunlardan bilgiler alın. Özellikle genelden başlayın, özel inşaata gelin. Faydalı olacaktır. Bu sitelerden sitelere girin. Bunlar yalın inşaat enstitüsü siteleri. Burada çeşitli kaynaklar bulabilirsiniz. Ayrıca 90'ların başından itibaren, şu sonuncu olduğunu göstereyim. 90'ların başından itibaren bir yalın inşaat grubu kuruldu, akademisyen grubu dünyada ve onlar her sene bir konferans düzenliyorlar. Çok güzel araştırmalar ve makaleler var. Buradan bu linkten ulaşabilirsiniz konulara. Türkiye'de çok başarılı çalışanlar, akademisyenler var. İTÜ'de var biliyorum. Gebze Teknik Üniversitesi'nde Sevil Hoca var vesaire. Onlarla da iletişim kurabilirsiniz, yardım alabilirsiniz daha fazla bilgi almak için. Tabii bizlerle de bize de ulaşabilirsiniz. Yeni iş tanımlar ortaya çıkıyor bu yanında birlikte. Özellikle danışmanlık firmaları yeni adamlar iş alırken yurt dışında bir proje yöneticisi veya mühendis alırken bu konuda bilgi sahibi olmasını istiyorlar. Özel danışmanlık firmaları var sadece inşaat sektörüne yalın danışmanlığı veren ve tabii genel olarak daha fazla üretim sektörüne ağırlıklı bakan firmalarda inşaattaki talebi görünce onlar da danışmanlık firmaları onlar inşaat sektörüne girmeye başlıyor. Tabii burada önemli olan inşaatın kendine özgü bir doğasının yapısının olduğunu anlamak ve onları da bilen insanlarla çalışmak ki verimli faydalı olasın. Sadece direkt üretim sistemi veya fabrikadaki uygulamayı sahaya getirmek verimli olmayabilir. Ama dünyada böyle bir akım var, böyle bir gidişat var. Çok hızlıca dediğim gibi. BIM nedir? BIM'de fikirden yıkıma kadar bir tesisin tüm bilgilerin oluşturulması ve yönetilmesine olanak veren teknoloji, süreç ve dokümanların bütünüdür. Yani bir replikasını çıkartıyoruz. Yapının tasarımdan işletmeye hatta yıkıma kadar kullanılmak üzere. Sadece bir software olarak bakılmaması gerekiyor. Belirli standartlar olan yapı bilgi yönetim sistemi ve veri tabanıdır bir yapı için. 70'lerde çıkmıştır ortaya fikri. 2002 yılında Autodesk buna isim koymuştur. BIM olarak, Building Information Modeling, yapı bilgi modellemesi olarak. İngiltere'de 2016 yılından itibaren bütün kamu projelerinde firmalardan Level 2 BIM dedikleri bir sistem isteniyor. Bu Level 2 BIM'de ne yapıyorlar? Bütün disiplinler, mimari, statik, elektromekanik disiplinler kendi BIM modelleri üzerinde çalışarak geliştiriyorlar tasarımı ve bir federated model üzerinden birleştiriyorlar. Tek bir model oluşturuyorlar ve bu model inşaatta ve bilgi modeli olarak inşaatta ve tesisin işletilmesinde kullanılıyor. Hükümet bunu istiyor. 2025'e kadar da ülkedeki tüm projelerde kullanılması arzu ediliyor, düşünülüyor. İngiltere'de inşaat sektörünün %90'ı kadar kısmı CAD'den artık yani klasik bildiğimiz CAD sistemlerinden BIM sistemlere geçişin zorunlu olduğunu kabul ediyor. Ona göre hazırlık yapıyor. Çok güzel bir tablo var burada. Bu soldakiler kağıt üzerinde çizimler sadece birkaç tane çizgi. Bu bir kapı. Şey alayım yine lazer pointer alayım. CAD çiziminde, AutoCAD gibi çizimde bir yine kapımız var ama bu tamamen bir çizgiler ve arklar bütün olarak algılıyor makine bunu. Üç boyutlu modellemede yaptığımız zaman yine CAD sistemlerinden makine bunu yüzeyler bütün olarak algılıyor kapıyı. Ama bir BIM sisteminde kapı gerçekten bir kapı ve bir obje olarak tanımlanıyor. Geometrik ve karakteristiksel özellikleriyle bir obje olarak tanımlanmalı ve modele yerleştirme. Yani kapı kapı olarak davranıyor. Kapı ile ilgili bilgiler var üstünde. Makine de kapıyı kapı olarak algılıyor bilgisayarda. Aralarındaki fark kısaca bu diyelim. Yani daha fazla da konuşabiliriz ama ona da ayrı bir seans yaparız. Güzelliği nedir? Yani entegre ediyor şeyleri, sistemleri birbirine. Normal klasik bildiğimiz böyle farklı bilgi kırıntılarını, sistemlerini inşaat sektörü için tamamını bir model üzerinde entegre ediyor ve bu modelden istediğimiz bilgileri çekebiliyoruz. Yani bir tane BIM modelimiz varsa biz ondan istediğimiz kadar
kesit plan görüntüsü alabiliyoruz, detaylar çıkartabiliyoruz. Bir tane düğmeye basarak 3 boyutlu görüntüler alabiliyoruz. Section alabiliyoruz. Miktarları görebiliyoruz. Ürünlerin miktarını veya işte elemanların miktarını, kuantitelerini görebiliyoruz sistemdeki bir tek tuşa basarak. Bütün bir yapı bir database olarak elimizde kalıyor. Bu tek tek parçalar yerine bir bütünleşik sistem olarak kalıyor. Kapı dediğim gibi kapı, pencere dediğim gibi pencere. Biz bunun listesini çıkardığımız zaman o pencere liste olarak önümüze geliyor. Biz bunu modelden silersek listede aynı zamanda anında güncelleniyor, birbirine bağlantılı. Siz diyelim kapıyı bir modelden sildiniz. Sizin gördüğünüz görüntü de yani bir view'unuz da elevation aldınız, plan aldınız. O plan ve elevation'da da kapı çıkıyor. Siz sildikten sonra veya pencere çıkıyor. Yani birbiriyle bütünleşik, birbirleri konuşan, birbiriyle bağlantılı bir database aslında bu. Veri tabanı aslında. Objelerin tanımlandığı dünyada. Hızlıca yine örnek olarak bunu verebiliriz. Bu şekil Sevilay Hanım'dan alınma, o çevirmiş sağ olsun. Ne işe yarıyor? Bunu BİM'le ilgilenen insanlar çok sevmez. Onlardan özür dilerim koyuyorum ama klasik şekilde anlamaya fayda sağlıyor bence. Ne yapıyoruz? Çeşitli modellerimiz var bizim. İşte architectural model dediğimiz mimari modelleme var. Yapım structural modeli var. Ve bizim teknik veya işte elektromekanik modelimiz var. Bu elektromekanik modeller, mimari modeller, yapım modelleri birleşiyor. Federe ediliyor. Yani bir model haline getiriyor. Birleşiyor, birbirleriyle konuşuyor. Ve ondan sonra biz bu modelden çeşitli manipülasyonlar yaparak yönetim faydaları sağlıyoruz. Ne yapabiliyoruz? Mesela 4 boyutlu planlama yapabiliyoruz. 4D planlama. Yani zaman artı 3 boyutlu obje elemanları. Ne yapabiliyoruz? Maliyet kontrolü yapabiliyoruz. Eğer maliyet datasını objelerin BIM modeline tanıttıysak. Sürdürülebilirlik, sustainability analiz yapıyoruz mesela kendi tasarımımız için. Modelden eğer yeteri kadar bilgi girdiysek ve tabii modeli ideal koşullarda tesisi yönetmek için kullanıyoruz. Bunun da çeşitli boyutları var. Dediğim gibi çok sevilmez ama 3 boyutlu şey 3D dediğim gibi 3D görüntüleme bir fonksiyonu BİM'in. 4D dediğimiz iş programı hazırlama ve iş programını 3D objelerle birleştirme ve ona göre planlama. Mesela herhangi bir noktada projenin iş programına göre bir noktada bizim iki tane diyelim winch tower crane'imiz var, winch'imiz var. Onlar bir yerde çakışacak mı mesela bizim planımıza göre? Ona bakabiliyoruz, görüntüleyebiliyoruz. Herhangi bir noktada nerede olmamız gerekiyor? Günün herhangi bir zamanda. Veya bizim şantiyemizdeki malzeme lojistiği nasıl olmalı? Onu nasıl planlamalıyız? Herhangi bir zamanda 3 boyutlu olarak. Bunları sağlayabiliyoruz 4'te. Ya da cephe winch ilişkisi, cephe yine cephe ilişkisi gibi konular. Neler alacağız? Aynen. Yani o bize bir üçüncü boyut, üç boyutlu objeleri planlama boyutuna katıyor işin içine. Bunun içine elemanların maliyet bilgisine dahil edersek ekleyip çıkardığımız elemanların maliyeti etkisini görebiliyoruz. Maliyet kontrolü yapabiliyoruz. Değişik mesela dizayn tasarım opsiyonlarının maliyeti etkisini görebiliyoruz kendimizce. Bu tabii Anglo-Sakson ülkelerde quantity surveyor diye bir dalı vardır. Bizim Türkiye'de yok. Hani bu Türkçesi tam ne bilmiyorum. Bu insanlar otururlar, metraj çıkarırlar ve maliyet hesabı yaparlar. Kontrat yazarlar. Yani işleri tamamen odur. Onların işini çok kolaylaştırıyor quantity surveyor. Ve sürdürülebilirlik analizleri tabii. Sustainability analizi, yeşil binalar, lead takibi vesaire yapılabiliyor. Model tanıtıldıktan sonra, data girdikten sonra ve tesis yönetim planlama. Henüz tam istenen seviyede değil ama var, uygulamaları var. Yani tesis yönetim yazılımlarıyla entegre edilebiliyor sistem. Yani söylemek istediğimiz şu ki bu bir genel bir veri tabanı. Hem geometrik hem de attribute data dediğimiz genel bilgilerle doğrultusunda objelerin. Ve biz bunu manipüle ederek çeşitli yönetim boyutları ortaya çıkarıyoruz proje için. Genel sistemde. Kısaca. Dünyada nasıl kullanılıyor? Dünyada nerelerde hızlıca fazlaca kullanılıyor? Görselleştirmede çok kullanılıyor, çakışma analizinde çok kullanılıyor, BIM modelleri tasarımda çok kullanılıyor, as-built modellerin çıkarılmasında kullanılıyor, inşaat safhasında kullanılıyor, 4 boyutlu planlamada, sequencing'de kullanılıyor, estimate yapılması yani metraj yapılması vesaire onlarda kullanılıyor, keşifte kullanılıyor, fizibilite çalışmalarında kullanılıyor vesaire. Yani modelin bu özellikleri, bu belirttiğimiz boyutlar sıklıkla bu işler için kullanılıyor inşaat sektöründe, gerçek hayatta. Dediğim gibi hızlı geçiyorum, durdurabilirsiniz. Bu hiçbir şekilde software olarak algılamayın lütfen. Bu bir süreç aslında, süreç yönetimi gerektiriyor ve bunun çeşitli standartları
ve çeşitli guide'ları var. Yani sizin takip etmeniz gereken adımlar var ve mesela datanızın ne seviyede olması gerektiğini vesaire bunlar karar veriyor. Bunlara göre hareket ediyorsunuz. Dünyada BIM yöneticisi diye bir kavram oluştu. BIM koordinatörü diye bir kavram oluştu. Bu insanlar bunları firmaların, projelerini, firmaları takip ederek bunların bu standartlara, BIM standartlarına ve best practice'lara uyup uymadığını kontrol ediyorlar. Yön veriyorlar firmaların yapı bilgi modellemesi uygulamalarına. Yani bunu bir Revit'tir, şudur budur, işte ARCHICAD'tir falan diye algılamayın sadece. O yazılımlar sadece bu sürecin ilerletilmesini kolaylaştırıyor ama süreç süreç ve bunun yönetilmesi gerekiyor. İşte çeşitli boyutlara örnekleri. Burada bir çakışma analizi var solda, gerçek boyutlu. Burada bir dört boyutlu planlama var. Vinç'in nasıl dolaşacağını vesairesini görüyorsunuz çeşitli zamanlarda. Burada bir gölgelendirme analizi var mimari projenin. Yine datayı verdiğiniz zaman gölgelendirme, ışıklandırma analizini yapabiliyor mimarlar açısından önemli. Burada bir kiosk var, BIM kiosku. Güzel böyle bir sağlam kutuda sahaya koyuyorsunuz touch screen bir model. İnsanlar gidiyorlar, istedikleri datayı çekebiliyorlar sağdan. İşte dolayısıyla işte bana şu çizimi ver, bu bilmem neyi var, şu nasıl görünüyor, bu nasıl görünüyor demeye gerek kalmadan touch screen'e basıyor ve almak istediği kesiti görüyor. İşte önemli olan bilgiyi görüyor vesaire modeller. Yani sürekli bir bilgi akışı sağlıyorsunuz sağdaki personel için. Şimdi konu aslında BIM ve yalın inşaat değil. BIM ve yalın inşaatın durumu, yani birbirleriyle durumu ne? Aslında konumuz bu. Yani ben hızlıca bunu örnek verdim ama. Şimdi BIM'i süreçler ve özellikler diye ayırdık. Yani BIM süreci mesela bir çalışma analizi süreci, bir BIM sürecidir. Çakışma analizini sağlayan BIM'in bazı özellikleri var. Bunlar birbiri arasında iletişimdeler. Yani sol taraf için söylüyorum. Dolayısıyla BIM çok kabaca bir süreçler ve özellikler bütün diye tanımlayabilir. Ve bir teknoloji boyutudur bizim yönetimimizin, inşaat yönetiminin. Yalında bir prensipleri ve amaçları var. Yalın inşaatında bir takım prensipleri ve amaçları var. Bir takım teknikleri var. Toolbox'u var yani. Bizim uygulayabileceğimiz bu prensipleri ve amaçları sahaya yansıtmak için ne dedik? Çekme mesela uygulaması dedik. O zaman lastikler yapalım, kamban yapalım dedik. Yani aralarında bir bağlantı var. Prensiplerin geliştirmesini teknikler olarak sağlıyor. Ve bu bir yönetim yaklaşımı. Yani inşaat için bir yeni yönetim yaklaşımı sunuyor sağdaki bize. Soldaki bize inşaat için bir bilgi yönetimi ve teknoloji boyutu sunuyor. Peki aralarındaki ilişki nasıl? Yani BIM'in yalına katkısı oldukça açık, bariz. Yani hem prensip anlamında hem teknik anlamında. Bunları göstereceğim şimdi birkaç örnekle. Çok kuvvetli bu. Yani onun için BIM neredeyse bir yalın elemanı olarak sayılıyor artık. İkisini birden yapmanıza gerek yok. Ayrı ayrı da tabii ki uygulayabilirsiniz. Yani BIM yalın yapmadan BIM yapılmaz, BIM yapmadan yapılmaz diye bir şey yok. Yalın da yapabilirsiniz, BIM de yapabilirsiniz ayrı ayrı. İkisi de çok önemli kavramlar. Ama BIM'in yalına çok büyük bir katkısı var. Bütün araştırmalar, uygulamalar gösteriyor bunu. Hem prensip bazında var hem de yaklaşım veya işte teknik bazında var. Yani tekniklerin gerçekleştirmesini sağlıyor. İşte last planner dedik. Last planner toplantılarında BIM modelleri kullanılıyor ki insanlar daha rahat tartışsınlar konuyu, görsünler. Constraint'leri veya işte çeşitli sorunları tespit etsinler diye örneğin. Fakat öbür taraftaki henüz daha gelişim aşamasında. O yüzden bu ok biraz daha ince. Yani yalının da BİM'e çok büyük katkı olacağı düşünülüyor. Özellikle yalın ortamlarda BİM gerçekten tam olarak uygulanabilme potansiyeline sahip. Bütün proje hayat döngüsü boyunca. Ama henüz yalının faydası BİM'e süreç bazında olacak. Yani BİM süreçlerin analiz edilmesi ve ilerletilmesi üzerine olacak. Yalın prensipleri ve teknikleri kullanarak. Ondan hızlıca bahsedeceğim. Ama henüz bu ok biraz ince. Ne demek bu? Yani bu daha tam anlaşılmamış. Bu hem araştırmacılar hem uygulamacılar tarafından daha yeni yeni görülüyor. Bu konuların bu arada birbirler arasındaki bağlantıların olduğu 2010'lu yıllarda falan yavaş yavaş gündeme geliyor. İşte uygulamaları falan başlıyor dünyada. Ama şu ok, işte bu önemli yani. Benim için önemli. Bir akademisyen olarak da önemli diyebilirim. Yani şu ok oldukça kalınken, yani BİM'in dine verdiği şeyler oldukça kalınken şu ok henüz daha o kadar kalın değil. Yani yalının BİM'e verdikleri BİM süreçlerine. Bunu hepimiz yani Turner'ın çabalarıyla, işte akademisyenlerin çabalarıyla göreceğiz ve uygulamalar yaparak araştıracağız. Bizim Arkadis firmasıyla yaptığımız proje de mesela, araştırma projesi de buna yönelik. Yani yalın fikirler, yalın teknikler BIM süreçlerine nasıl katkı verebilir? Ne yapabilir? Onları nasıl ilerletebilir? Çünkü ikisi de önemli konu inşaat için. Ama aralarındaki bağlantı hep BIM'in yalına faydası üzerinden anlatılmış. Biz biraz da öbür tarafa bakmak istedik. Yani bu ince ok aslında bir anlamda da şey değil mi Algan?
uygulanabilirlik aslında. Sahadaki bunu görüyor, uygulanamaz olduğunu da belki görüyor. BİM'e katkısı bu noktada olacak mesela, atıyorum. BİM'e katkısı şu noktada olacak. BİM'in süreçlerini, yani proseslerini, workflow'larını iyileştirecek BİM yalın felsefesi, yalın düşünce, yalın uygulamalar. Birkaç tane örnekten bahsedeceğim. Mesela level of detail, yani detay planlamasında last planner tekniğinden uygulanması, A3 raporlamasının uygulanması. Yani yalın oraya girecek bu defa. BİM süreçlerine girecek. Ama öbürü bayağı bariz yani. Öbürü bayağı kuvvetli. Öbürü çok bariz artık yani. Çok kullanılıyor. Birçok firma kullanıyor zaten. Birleştiriyorlar yani bu ikisini. Bu daha ilginç bizim açımızdan. Çünkü bu yeni bir şey. Biraz daha yeni, biraz daha heyecan verici. Ama şöyle bir risk var. Eğer yalın insanlar bu BIM süreçlerine katkısını çok gösteremezse bu defa yalın BIM'in güzel bir çıktısı olarak kalır. Yani parçası olarak kalır. Aralarında ikili bir sinerji var demek zorlaşır o zaman. Dolayısıyla şu ince okun da kalınlaşması gerekiyor. Yani onun hem uygulamayla hem araştırmayla, ama gerçek araştırma, gerçek uygulamayla, yüzeysel değil, gösterilmesi gerekiyor. Yalın BIM süreçlerinin de, BIM'in de süreçleri var kendi içinde, BIM uygulamalarında. BIM planlara göre yapılıyor, BIM execution plan dediğimiz şeylere göre hazırlanıyor. Onların da yalın prensiplerle geliştirilebiliyor olduğunu göstermek lazım. Ve burada potansiyel var gerçekten. Yapan firmalar da var, yapmakta bir şeyler. Ama bu heyecan verici, ilginç bir alan. Dolayısıyla araştırmacılar, uygulamacılara bakmalarını tavsiye ederim. Yani Türkiye'den de. Değişik bir konu. Şu bayağı var. Yani bununla ilgili çok örnek var. Göstereceğim. Yukarıdakiyle ilgili. Yani çerçeve çizdik diye umuyorum. Hızlıca devam ediyorum. Yapmak istediğiniz, anlatmak istediğiniz şey bu. Yalın inşaat ne diyeyim? Kısaca aralarında birbirlerini tamamlamaktalar. Aralarında ciddi bir pozitif sinerji var. 50 civarı pozitif sinerji noktası akademisyenler tanımlamış. Ben bunlara girmeyeceğim. Kısaca bahsedeceğim. 2000'lerin sonu da doğru, yani 2010'ların başı gibi bu sinerjiye fark ediliyor. Uygulamalar yapılıyor. Yalın temelde proje yönetim çerçevesini belirliyor. Belirli prensipler, araçlar sunuyor. BİM bu çerçevenin pratiğe geçirilmesine yardımcı oluyor. Olanak tanıyor. Ama şu önemli, yani şunu anlayalım, bunun üzerine gidelim diye söylüyorum ilerideki aşamalar. Bu arada soldaki bir yazılım, Visilean dediğimiz, bizim birlikte çalıştığımız arkadaşımızın geliştirdiği bir yazılım. Bu yapı bilgi modellemesiyle son planlamacı, last planner'ı birleştiriyor. Yani o mantığı, o iş flow'larını, iş akışlarını birleştiriyor. Son planlamacı sistemiyle yapı bilgi modellemesini birleştiriyor. Visilean diye bir program. Tavsiye ederim. Bakın, bayağı popüler olmaya başladı. Dedim ya 50'ye yakın sinerji var diye, işte burada o sinerjiler. Akademik bir şey, biraz çok fazla girmek istemiyorum ama solda şurada BİM'in özellikleri var. Yukarıda da yalın prensipleri var. Bunların nasıl aralarında interaction olduğunu gösteriyor. Bunu konuşabiliriz sonra ama hani çok fazla girmedim buna. Bu daha basitleştirilmiş hali. İşte yukarıda bu İngilizce, kusura bakmayın, görselleştirmenin ne işe yarayacağını BİM vasıtasıyla. İşte BİM vasıtasıyla gerçekleştirebileceğimiz mekan bazlı planlamaların ne işe yarayabileceğini, işte mekan bazlı planlama bizim inşaat sürecini kısaltmamıza ve maliyetleri azaltmamıza yardımcı oluyor mesela. Neleri azaltıyor, neleri asist ediyor, neleri... Evet, yani clash detection dediğimiz çakışma analizinin neye faydası var? Yani defektlerin azaltılmasına, yani hataların, işte sahada ulaşabilecek olası iş güvenliği sorunlarının azaltılmasında, öngörülemezliğin azaltılmasında, İsrafın azaltılmasında faydası var. Güzel bir matris bu bence. Basitleştirilmiş hali diyelim yukarıdakini. Daha böyle pratik anlamda konuşulabilecek şekilde anlatılmış hali. Ama İngilizce, yani yapacak bir şey yok. Onu artık konuşuruz yani gerektiği halde. Ama şurada özetledik. Yani BİM ve inşaat tasarım süreçlerinde süreç çıktı ve sapmalarının dalgalanmasını ve sürelerini azaltır. Yani sapmayı azaltıyor ve süreleri azaltıyor. Bizim süreçlerimizdeki sapma derken tabii bir zaman sapması olabilir. Output zaman, yani output sapması olabilir. Output sapması nedir? Yani diktiğiniz kolonun veya kalıbın geometrik olarak çok fazla varyasyona uğraması mesela. Yani bu bir varyasyon. Bizim beklettiğimizden fazla olması. Bunu azaltıyor. Ürün ve süreç görselleştirilmesine yardım ediyor bizim için. Yani sağdaki adam da görselleştirebiliyor kafasındaki şeyi. Uygulamacı da daha kolay. Siz müşteriyi de buna görselleştirmeye dahil edebilirsiniz. Paydaşları da dahil edebiliyorsunuz. Örnek olarak bir şeyler göstereceğim. Sürekli değer akışının sağlanmasına yardımcı oluyor. Hataların azaltılmasına, tasarım ve inşaat aşamasında yardımcı oluyor. Ve bir takım değer yaratmayan gerekli faaliyetin otomatikleştirilmesine faydası oluyor. Mesela ne diye örnek verelim hemen. Metraj çıkartılması. Metraj çıkartılması tamamen
aslında israf yani. Yapılması gerekiyor ama israf yapılmış bir aktivite. Çünkü değer katan bir aktivite değil. İşin ilerlemesi için gerekli ama değer katmıyor. Ne yapıyorsunuz BIM yaklaşımıyla? Bu metrajın otomatik olarak çıkarttırıyorsunuz bu sisteme. Yani schedule dediğimiz, hızlıca onu da göstereyim. Şu schedule'lar dediğimiz aslında metrajlar şeydeki, tasarımdaki. Metrajı bir düğmeye basarak çıkartıyorsunuz. Ya da çok hızlı değişikliği yapıp evet. bütün katlara dağıtmak. Evet. Bu tipik bir gerekli ama değer yaratmayan aktivitenin otomatikleştirilmesi örneği BIM için. Yalın bakımından yani. Bunlar özetle diyebiliriz. Bu hala kavramsal boyuttayız. Uygulamaya da biraz bahsedeceğiz hızlıca. Ne demek istiyoruz yani? Ne demek? İşte bir dedik ya çakışma durumu var. Yani çakışma analizi yapıyoruz da ne oluyor? Ya çakışma analizini düzgün yaparsan, süreci düzgün işletirsen gereksiz siparişlerde bulunmuyorsun. Çakışmayı görebilirsen önceden. İşte daha doğru parçaların siparişini verebiliyorsun. Gereksiz taşıma işlemlerini kurtarıyorsun kendini. Sahada çıkacak sorunlardan kendini kurtarıyorsun. Çeşitli yönetim problemlerinden, bıdı bıdıdan, kavgadan, gürültüden kendini kurtarıyorsun. Sen bunu önceden tespit edebilirsen sahaya çıkmadan. Sürekli işin ilerlemesine, durmamasına sağlıyorsun. Çakışmayı önce önleyebilirsen sahada ve tasarımda iş sürekli akıyor. Flow dediğimiz olay oluyor. Sizin maliyetinizi azaltıyor tabii bu dolayısıyla ve harcadığınız emeği azaltıyor. Bunlar bayağı yalın şeyler yani. Oradan getiriyor bizi. Burada görüntüyle yani görüntüde olan clash'la alakalı yani çakışmayla alakalı bir şey soracağım. Şimdi level of design diyoruz. İşte dizaynın belli bir seviyede olması diyoruz. Hani bu tecrübelerinize bağlı olarak hani level of design minimum kaç olmalı? Çünkü bu gördüğümüz boruların hepsinin askı aparatları var. Belki taşınması çok daha büyük borular. İşte ne bileyim taşıdıkları yük çok daha fazla konsollar yapılması gerekiyor. Bunlar burada gözükmüyor mesela. Bu direkt... Ben tasarımcı değilim yani. Level of design ne olmalı diye size bir şey söyleyip size yapıyorum. Tabii. Hani genelde yani, hani karşılaşılanlar bunlar oluyor ya. Hani yani bildiğim kadarıyla Türkiye'de bunlar genel yani çok detaylı değiller. Ama fazla detay yapmak da bu da bir şey. Waste yani. Çünkü biliyorsunuz fazla over processing de waste bizim için. Yani adam gereğinden fazla da yapmamalı. İşte o yüzden diyoruz ki mesela yalın nasıl faydası olabilir bu level of design'ın? Planlamasında faydası olabilir. Hangi seviyede yapılacağından. Yani insanlar bir araya gelip çeşitli disiplinler, hatta proje müdürü, hatta müşterinin temsilcisi bir araya gelip hangi seviyede, hangi boyutta, hangi eleman için ne kadar yapılması gerektiğine birlikte karar verebilirler optimum fayda için. Doğru kişilerin aslında sürece dahil olması değil evet, mi? Evet yani bu last planner mantığını mesela burada kullanabiliriz. Bu da bir şey örneğiydi zaten benim için. Yani yalının BİM'e katkısı örneğiydi bizim için. Yani o anlamda güzel bir soru. Evet. Dolayısıyla bir kişinin oturup da level of detail şu olmalıdır. Evet. Yani level of detail şu olmalıdır kararını vereceğine işi yapacak olan adamın sahada ve onu alacak adamın ona birlikte karar vermesi, yapacak olan adamın birlikte karar vermesi güzeldir der ve onun için bir çerçeve sunar. Bu çerçevede last planner çerçevesi olabilir. Efektif bir yöntem çünkü. Yani süreç planlamada, iş planlamasında siz de uyguluyorsunuz turnerden bunu. Evet. Bu bir örnek mesela. Yalın'ın BİM'e katkısı örneği. Güzel bir örnek evet. Bu. Ve bundan çok güzel bir vaka analizi olur. Yani yaparsanız bize de haber verin veya biz de bakalım. Güzel olur yani. Beraber de çalışırız. İnşallah. Ama bu yine çerçeveyi çizmek açısından bir şey bu da yani. Yalın nasıl? Bu prensip bazında faydası oluyor. Direkt evet. Değil tabii burada. Yani prensip bazında sonuç çıktı olarak yalın faydası elde ediyorsunuz. Bir BİM süreci yaparak, bir çakışma analizi yaparak bir sürü faydası var, çıktısı var. Bunlar aslında bize yalın üretime, yalın inşaata doğru götürüyor diyelim. Bu bir örnek yine dediğim gibi. Bu da çok güzel bir şey. Bunu Türkçe'ye çevirelim. Ama ne olabilir gösteriyor yine. Hangi aşamada ne olabilir? Hangi boyutta? Bu tasarım, bu detaylandırma, bu inşaat, bu işletme. Şeyin işletilmesi, tesisin işletilmesi ne yapabilirsiniz? Mesela tasarımda yalın ve BİM'i birleştirdiğiniz zaman tasarım sürelerini azaltıyorsunuz. Çünkü sıralı bir tasarım değil, birlikte aynı anda tasarım yapabiliyor tasarımcılar. Ve aynı anda geliştirebiliyorlar fikirlerini ve projeyi. Bu concurrent design dediğimiz aynı anda olan dizayn gerçekleşebiliyor. Bilgi akışına idare edilebiliyor, sağlanabiliyor. Standart çıktılar elde edebiliyorsunuz. Mesela bir
şeyiniz, çizim çıktılarınızı standartize edebiliyorsunuz. Bill of Quantities'i otomatik koyabiliyorsunuz çıktılarınızın üzerine. Dolayısıyla sahaya verdiğiniz bilgi de standartlaşıyor. Yaptığınız hataların ve yanlışların sayısını azaltıyor uygulamada, inşaat uygulamasında. Bunu kullandığınız zaman başta sistem boyunca. Prefabrikasyona organizasyon. Evet, modüler sistemlere çok faydası var. Prefabrik modüler sistemleri tamamını bunun üzerinden idare edebilen örnekler var. BIM üzerinden idare edebilen lojistik planlama ve inşaat işini. Pool dediğimiz çekme sistemi, yani bir adam bir inşaat ekibi sahada ne bilgisi istiyorsa bunu modelden direkt çekebiliyor kendisi, ne istiyorsa, hangi bilgiyi istiyorsa. Yani modeli biliyorsa çalıştırmayı çekiyor. Ve tabii baştan sona kadar değerin akması, yani bir model geliştiriliyor ve model sonuna kadar, yıkıma kadar kullanılıyor baştan sonuna kadar. Önce design olarak, tasarım olarak, sonra as built olarak geliyor, sonra da işte maintenance için kullanılıyor ve o değer, o bilgi, o öngörü, o insanların kafasındaki o şey başına ne geldiyse o yaşanmışlık, yaşanmışlık diyorlar ya her şey için, yaşanmışlıklar var filan. O yaşanmışlık model üzerinde yansıyor bilgi olarak. Baştan sona tarihçi olarak görüyorsunuz modeli. Tabii bu da bir akış sağlıyor, bu bir değer sağlıyor proje için. Yani güzel bir şey. Bunu Türkçe'ye çevirelim ya, kullanırız ya. Değişik bir şey ama kusura bakmayın çeviremedik daha. Proje ve iş sahibi için ikisi için de değer kazanıyor. Evet. Nedir? Mesela pratik örnekler verelim. Yani BIM dedik bütünleşik bir yapı. Hani bir tarafından bir iki kesit aldınız. Direkt otomatik her şeyi görebiliyorsunuz. Her türlü değişim modelde yansıyor. Tek tek modeli elden geçirip de bir görüntüyü değiştirdiyseniz bütün kesitleri bilmem neyi sıfırdan elden geçirip koordine etmenize gerekmiyor. Dolayısıyla bütüncül bir yapısı var. Hızlı çıktı üretmenizi sağlıyor. Yani çıktı derken tabii bu hem metraj çıktısı olabilir, hem işte proje çizim çıktısı olabilir. Birkaç düğmeyle çeşitli boyutlarda anında çıktı alıyorsunuz koordineli bir şekilde. Çizim zaten israf sayılıyor yani yazılım perspektifinde. İsraf, çünkü esas değer yaratan kısım tasarımın kendisi. Çizimler sadece onun gerekli olan bir kısmı. Ama biz bunu daha otomatize edersek, yani gerekli ama değer yaratmayan bir aktivite bizim için çizimler. Çünkü tasarım çözüm bize değer yaratan aktivite bizim için. Çizim onun sadece bir boyutu, gerekli boyutu. Evet, insanlar için, iletişim için gerekli ama yani değer katan bir aktivite değil yani. Hatta bazen sorunlar çıkartıyor çizimlerdeki hatalar vesaire. Dolayısıyla bunu biz otomatize edebilirsek, hızlandırabilirsek, koordine edebilirsek birbiri arasında model ilişkileriyle tabii fayda sağlıyor bizim için yani. Otomatize düzeltici faaliyeti oluşturmakta da hız kazandırıyor aslında. Evet, evet. Görmekte yani düzeltici hata yapılmış olabilir ama Evet yani çeşitli modelin davranışları var. Mesela bir pencereyi döşemeye koyamıyorsunuz tabii ki bir BIM software'da. Çünkü pencere olduğunu bildiği için döşemede pencere mi olur veya kapı mı olur, döşemede kapı mı olur diyor. Yani onu size izin vermiyor onu koymanız. O hata yapmanıza izin vermiyor. Koordinasyonu da sağlıyor. Aynı zamanda ne yapıyor? Çıktılarda bir standartizasyon sağlıyor. Yani sahadaki şeyi hızlıca gösterelim. Bu standartizasyon şöyle. Mesela birçok parçanız var. Bunun sahaya verilen paftaların otomatize ediyorsunuz. Yani şu görüntüyü koy, şu görüntüyü koy, artı arkasına malzeme listesini yerleştir diyerek standart bir output çıkartıyorsunuz her seferinde. Hiçbir eksiği olmadan malzeme. Bir de standartizasyon arttırıyor. Bu da yalın bir faaliyet aslında bizim için. Böyle olması da, yani çeşitli şeylerin koordinasyon hızlı olması da set based design dediğimiz set tabanlı tasarıma kolay olarak sağlar. Set tabanlı tasarım nedir? Set tabanlı tasarım bir tasarım kararını baştan vermemek ve kararın ucunu açık bırakmak. Yani işte binayı biz betonarme yapalım demiyorsunuz başından da. Hem betonarme hem çelik yapmaya başlıyorsunuz. Bakıyorsunuz, tasarlıyorsunuz aynı anda. Bilgi aldıkça projeyle ilgili, koşulları öğrendikçe bu kararları daraltıyorsunuz. İlerleştikçe detayda daraltıyorsunuz. Bu set bazlı tasarım demek. Set bazlı tasarımı yapmamızı kolaylaştırıyor tasarım yönetiminde diye. Obje olarak tanımlıyoruz BIM elemanlarını. Obje olarak tanımladığımız için gelecek projelerde de, ileriki projelerde de objeleri tekrar kullanabiliyoruz. Dolayısıyla tekrar kullanım avantajı sağlıyor bizim için tasarım boyutunda objeler. O da bir bizi de maliyetten kurtarıyor. O da bizim üstümüzdeki baskıyı azaltıyor. Simülasyon yapmamızı kolaylaştırıyor birçok anlamda. Dolayısıyla çeşitli opsiyonlar arasında
daha iyi kararlar vermemizi ve müşteri memnuniyetini arttırmamızı sağlıyor. Yani simülasyon yapmayı biliyorsunuz BIM modellerinde. Birkaç tane opsiyon yaratıp bunu işte yapısal boyutunda, aydınlatma boyutuyla, hava sirkülasyonu boyutunda simülasyon yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hızlı alternatif oluşturma ve değer yaratan karar vermeyi bizim için kolaylaştırıyor. Yani. Aynı şekilde çeşitli metotların simülasyon vasıtasıyla bize ne gibi faydalar olabilir, ne gibi sıkıntılar yaratabilir onları mesela yapısal olarak, structure olarak görebiliyorsunuz. Ya işte biz kompozit yapsak nasıl olur? İşte betonarme yapsak nasıl olur? Sadece çelik yapsak nasıl olur? Bunlar üç tane değişik sistemi aynı anda daha hızlıca geliştirerek, simüle ederek ve bunun performansını analiz ederek müşteri için, proje için en önemli değeri, en fazla değer yaratacak opsiyonu daha kolay bulabiliyorsunuz. Bu şekilde bir sisteminiz varsa. Tabi bu da yalın bir faaliyet. Bunların hepsi yalın faaliyetler. Bunların yani yalın faaliyet ortak kümesinde anlatıyorum bunları. Aynı zamanda ilerleyen bir konsept olarak generatif ve sayısal tasarım da var. Yani bunun bir bu inşaat BİM'in bir inşaat dijitalleşmesindeki temel konu olduğunu bilirsek generatif ve sayısal tasarımın da temeli olduğunu söyleyebiliriz. Yani generatif tasarım nedir? Sizin verdiğiniz belli parametreler ve kontrollerin ışığında çeşitli opsiyonlar geliştiriyor size sistem. Mesela diyorsunuz ki şu ofis alanında şu kadar miktar ışık olsun istiyorum ben. Öyle dediğiniz zaman bu pencerelenme miktarını ona göre belirliyor model sizin için. Ya şöyle de yapabilirsin, böyle alırsın. Şöyle de yapabilirsin, aynı miktarda ışık gelir. Şöyle de yapabilirsin, aynı miktarda ışık gelir. Size o verdiğiniz parametreler ve konstrüksiyonlar çerçevesinde çeşitli opsiyonlar sunuyor, hızlıca çıkartabiliyor. Bunu bir de şeyle birleştiriyorlar tabii şimdi. Yapay zeka ile falan birleştirmeye başladılar. İşte optimum mesela binanın layout'u. Optimum nasıl olur? 100 tane layout çıkartıyor. Yani sizin için optimum olabilecek verdiğiniz koşullara göre. Yani bunun bir de o boyutları olduğunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla değeri yaratmanızda, yakalamanızda size yardımcı oluyor. Bilmiyorum çok hızlı anlatıyorum. Görüyoruz, evet. Dediğim gibi lineer tasarım yapmıyorsunuz. Yani yukarıdaki lineer ideal bir BIM evreninde yani normal bildiğimiz lineer tasarım bu geleneksel sistemde. İşte şematik tasarım, detay tasarımı, işte sahadaki montaj tasarımı, bunların tasarlanması, işte incelenmesi, bakılması, quality kontrolü ve fiyatlandırılması böyle bir lineer sistem olarak gider böyle merdiven şeklinde tasarım. Eğer BIM süreçlerle çalışırsanız bütün disiplinler kendi sistemlerini geliştiriyorlar ve birbirleriyle entegre ettikleri için eş zamanlı çalışabiliyorlar. Dolayısıyla zaman olarak kısaltıyorsunuz. Yani dizayn sürelerini kısaltma imkanınız oluyor. Dizayn sürecini merdiven gibi değil de üst üste overlapping olarak yapabiliyorsunuz. Yani start to start artı lag oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o öyle olabiliyor. Böyle birbirlerine merdiven şeklinde değil. Evet, canlı dokümana dönüşüyor yani. Evet. Yani aynen öyle. Yani ideal durumda siz anında göreceksiniz karşı tarafın yaptığını tasarımcı olarak. Siz ona göre bir şey yapacaksınız. Yani birebir göreceksiniz. Şimdi federe falan ediyorlar. Daha henüz orada değiller ama bir şekilde tasarım süreçlerini kısaltıyor bizim için. Alttaki sistem gibi. Yani üst üste bindiriyor süreçleri diyelim. Eş zamanlı tasarımı olanak sağlıyor. Biz de yaptığımız çeşitli hataları azaltıyor inşaat sürecinde ve tasarım sürecinde. Bir tane gerçeğimiz var. Bir tane database'imiz var. Ondan bilgi alabiliyoruz. Herkes ona bakıyor. Dolayısıyla herkes aynı şeyi konuşuyor. Aynı şeye bakıyor. Dediğim gibi çakışma analizleri yapabiliyoruz. Lokasyon bazlı planlama yapabiliyoruz. Yani denge diyagramları, denge çizgileri çıkartabiliyoruz. Lokasyon bazlı planlamada 4 boyutlu planlama yapabiliyoruz. İnsanların ulaşma analizlerini yapabiliyoruz. Yani şu alana mesela inşaattaki adam girebilir mi, giremez mi? Gerçekten burada montaj yapabilir mi, yapamaz mı? Bunu simülasyonla yapabiliyoruz. Sahada bunun çıktısını alabiliyoruz. Dolayısıyla hataları azaltabiliyoruz uygulamada. Dediğim gibi yani süreç için güzel bir hafıza da aynı zamanda. Bir database olduğu için tüm sürecin baştan sonuna kadar bir hafıza. Yani ta başından, istenilenden ta yapılana yani maintenance'a kadar yani işletmeye kadar ki tüm adımların as-built'una, tasarımına, planlanına, bütçelenene bütün adımlarını hafızanızda tutabiliyorsunuz. Yani yaşanmışlıkları görebiliyorsunuz bir proje için. O başına ne gelmiş projenin, hangi adımlardan geçmiş, hangi seviyelerde ne olmuş bunu tutabiliyor. Dolayısıyla değer kaybını azaltıyor. Yani her aşamada tasarım, inşaat, işletmede her aşamada geçtiğiniz zaman kaybettiğiniz değeri kaybetmeyip tek bir değer yaratım diyagramına dönüşüyor. İşte tepeden aşağı kadar. Yani gidiyor. Süreç devam ediyor yani. Değer akışını destekliyor diyelim. Yalın tabirle.
Hızlıca maliyet analizi yapabiliyorsunuz. Maliyet datasını eğer arkasına dediğim gibi işlediyseniz hızlıca opsiyonların maliyet analizleri yapılabiliyor. Çeşitli şunu ekledim, bunu çıkardım. Maliyeti ne oldu hızlıca görebiliyorsunuz. Maliyet raporları alabiliyorsunuz. Dolayısıyla tasarıma bu şekilde destek oluyor. İnşaata bu şekilde destek oluyor. Hızlıca maliyet analizleri yapılabiliyor. Prefabrike sistemlerin baştan sona kadar eğer planlanırsa idaresi, lojistiği ve sahada uygulanmasının koordinasyonunu, takibini, planlamasını vesaire yapabilirsiniz. Güzel örnekleri var. Özellikle barkod sistemleriyle vesaire birleştirip ta başından sonuna kadar üreticiden lojistiğe, oradan da sahaya montajına kadar sistemi takip edebiliyorsunuz. BIM modelleri ve BIM çıktıları üzerinden. Çok gelişmiş prefabrike sistemleri geliştirebiliyorsunuz. Şu sanıyorum Amerika'daki bir hastane. Bütün duvarın içindeki elektromekanik, mimari ve statik her şey, bütün elemanlar bir aynı zamanda son ince işine kadar birleşmiş şekilde sahaya geliyor ve montajı sahada yapılıyor hepsi içinde. Dolayısıyla disiplin arası birleşme ve ileri seviye prefabrikasyon sistemleri yapılabiliyor. İleri seviye geometri oluşturabiliyorsunuz. Burada işte bir yapının dış fasadını görüyoruz. Yine Son offsite. dönemde bir otel yapıldı hatta değil mi? Komple prefabrikeydi. Evet, bu şu galiba Hong Kong'dan, şu işte öyle bir örnekti bizim. Hong Kong'dan bütün sistem prefabrik baştan sona üretim, lojistik, saha montajı şey üzerinden görüyor. Burada da Tüm barkodlar üzerinden değil mi? Tanımlanmış. evet, burada da simülasyonu yapmış adamlar. Neredeyiz, nereye gideceğiz şeklinde görüyor dijital olarak. Çok değerli bir şey, değerli bir çalışma. Revizyon kontrol yapabiliyorsunuz görsel olarak. Revizyonlarda ne oldu? Ne eklendi, ne çıkarıldı model revizyonlarında. Dolayısıyla kaybolmuyorsunuz revizyonlarda. Onay vesaire takip yapabiliyorsunuz sistemin onayını vesaire. Hangi elemanlar onaylandı, hangi o elemanların statüsü nedir? Onlara bakabiliyorsunuz, görselleştirebiliyorsunuz. İnşaat aşamasında tasarımı gözden geçirebiliyorsunuz inşaat ekipleriyle. Yani en iyi inşaat yaklaşımı nedir onu konuşabiliyorsunuz. Yine inşaat aşamasında çakışma analizleri yapabiliyorsunuz. Bunlar bu arada bir karayolları projesinden. İnşaat edilebilirlik analizleri yapabiliyorsunuz. Sanal gemma yürüyüşleri yapabiliyorsunuz. Yani sahaya çıkıp yürüyebiliyorsunuz. Bakabiliyorsunuz güvenlik ve sağlık iş güvenliği için tartışmalarda bulunabiliyorsunuz. Evet, bu da inşaat boyutu için diyelim. Yine görselleştirebiliyorsunuz süreci. Bu bir kompleks bir bacanın, endüstriyel bacanın adım adım nasıl inşa edileceğini gösteriyor sahadaki insanlara. Bu şekilde simülasyonlar yapıp insanları sahada montaja da yardımcı olabiliyorsunuz sahadaki çalışanlar. Yani şunu yap, bunu yap, bunu yap, şu parçaları koy. Adım adım simüle ederek bunu sahaya verebiliyorsunuz. Görselleştirme arttırıyorsunuz, görsel yönetimi arttırıyorsunuz. Last Planner dahilinde çok kullanılıyor şu anda BIM sistemleri. Master planlarda 4D planlama desteği veriyor baştaki o Last Planner'ı. Anlatmayacağım Last Planner'ın olduğunu. Siz onlarla ilgili şeyler yapıyorsunuz zaten. Look at orta vade ve haftalık kısa dönemli aşamalarında inşa edilebilirlik analizleri yapılıyor. BIM modeller üzerinde çakışma, risk analizleri, haftalık iş belirleme yani screening dediğimiz hangi elemanın üstünde problem var, hangisinde yok. Onların tartışması, constrain'leri var. Onların tartışması yapılıyor. Constrain'leri olmayanlar planlamanın içine dahil ediliyor. O planlama opsiyonlarının için haftalık. Bunlara destek veriyor. Görselleştirme anlamında, tartışma anlamında, karar verme anlamında. Örneklerimiz bol herhalde. Yavaş yavaş süremiz de daralıyor ama herhalde Tamam sonuçta. tamam hızlıca geçelim. Bu Çok inşaat ekiplerinin bilgiyi güzel. çekmesi ona faydası oluyor. Herhangi bir anda ne istiyorsanız, hangi bilgiyi istiyorsanız çekebiliyorsunuz. 4D planlama dediğim gibi saha lojistiği, just in time, tam zamanında delivery, hatta temporary facilities dediğimiz bu geçici sistemlerin vesairenin de simülasyonu yapılabiliyor. Health and safety, iş güvenliği analizi vesaire yapabiliyorsunuz elemanların üzerinden. Dolayısıyla sahaya çıktığınız zaman daha güvenli bir ortam oluşuyor. Büyük odalar oluşturuyor firmalar. Ne yapıyorlar? İşte kocaman bir odaya büyük BIM modelleri koyuyorlar. Plan sistemleri koyuyorlar ve bütün tartışmaları bu büyük odada yapıyorlar. Bütün kararları büyük odada alıyorlar. Birçok bilgi ışığında. Dolayısıyla bu da bir görsel yönetim sistemi aslında büyük oda. Müşteri ve paydaşlarla ilişkiler, onları görselleştirme anlamında destek oluyorsunuz. Anlatıyorsunuz ne yapmak istediğinizi görselleştirip dolayısıyla değer yakalama, değeri insanlara anlatma, yaptığınızı gösterme konusunda faydası oluyor.
Çeşitli simülasyonlar, oyunlar vesaire yapabiliyorsunuz. Bu bir mesela yangın simülasyonu. Bir model üzerinde yapılmış ve insanlara eğitim veriyor. Oyunlar şeklinde. Yangın halinde ne yapılması gerektiğine dair. Kanban sistemiyle bizim bildiğimiz çekme sistemleriyle BIM modelleri birleştirebiliyorsunuz. Çeşitli prototip uygulamaları var. Dünyada çekme sistemleri kullanılabiliyor. Üç boyutlu printerlar getiriyorsunuz. Daha çok görselleştiriyorsunuz. Bu bir Liverpool'dan kompleks bir pompa odası konfigürasyonu. Hem adamlar gidiyor yani. Hem gibi. Adamlar bunu show yapmak için kullanıyorlar gelene giden. Hem de sahadaki insanlara gösteriyorlar nasıl yapıldığını. Hani üç boyutlu modelleyerek. BIM kioskları kurabiliyorsunuz. İnsanlar gidiyor. Çalışanlar sahada bakıyorlar. Modeli kullanıyorlar. Nerede ne yapmaları gerektiğini, bilgileri alıyorlar. Dolayısıyla size sormaları gerekmiyor. Tipik bir görsel yönetim, visual management örneği saha çalışanlar için. Bunu güzel bir COVID'den sonra güzel bir şey örneği. %20 occupancy olursa biz, %40 olursa ne olur, %60 olursa, %80 olursa ne olur? Bu güvenli mesafeyi sağlayıp sağlayamayabilir miyiz analizi saha için? Bunlar yapılabiliyor. COVID sonrası, pandemi sonrası. Ve facility uygulamaları, facilities management'ta da barkod sistemleriyle vesaire birleştirip kullanabiliyorsunuz. Evet. Araya gireyim yine. Hani Yalçın Bey'den yine mesaj var. Çok hızlı bitireceğim. Yalından BİM'e dedik. BİM'den Yalın'a konuştuk hep. Yalından BİM'e ne olabilir? Birinci konuşuyor. Yalın ortamlarda ve ilişkisel kontratların olduğu ortamlarda BİM tam anlamıyla destekleniyor. Ve tam anlamıyla uygulanması sağlanıyor. BİM'in değeri nasıl, ne zaman sağlanıyor gerçek değeri? Tasarımdan tesis yönetimine kadar biz bunu uygulayabilirsek sağlanıyor. Yalın ortamlar bunu el veriyor. Ama bizim daha fazla yapmamız lazım. Yalın'ın dediğim gibi BİM'e katkısını. BİM süreçlerinde israfın azaltılması ve değer akış analizleri yapılabiliyor. Mesela clash detection'da, çakışma analizinde bizim yaptığımız bir proje var. Dediğim gibi Arkadis ülkeli. Çok fazla bir şey gösteremiyorum ama burada bütün disiplinlerin tasarım süreçleri analiz ediliyor ve bu tasarım süreçleri tek tek nasıl iyileştirilebilir Yalın bakışıyla onlara bakıyoruz. Ya, israflar nasıl azaltılabilir, nasıl görsel yönetim arttırılabilir vesaire. Başka bir örnek örneğin sizin dediğiniz level of detail, yani detay planlamasının Yalın sistemlerle yapılması. Ne kullanabiliriz burada da? Son planlamacı, last planı kullanabiliriz prensiplerini, görsel yönetim kullanabiliriz, A3 raporlaması kullanabiliriz, sürekli iyileştirme öjeleri, continuous improvement sales vesaire kullanabiliriz. Dolayısıyla detay planlamasını da daha iyi bir şekilde yapabiliriz Yalın vasıtasıyla. Böylece Yalın bu defa BİM'e fayda sağlamış oluyor. BİM'i desteklemiş oluyor diyelim. Sorunlar çok kısaca, siz de lütfen şey verin, bana burada sufle verin, katkı verin. Farkındalık ve liderlik bu konularda önemli. Bunun eksikliği, bunun ihtiyacı var. Farkındalık ve liderlik ihtiyacı var. Müşterinin vizyonu ve isteği çok önemli. Müşteriler çok belirleyici. İnşaat sektöründe onlar istiyorsa bir şey oluyor. Dolayısıyla tedarikçilerini teşvik etmeli ve talep etmeliler onlardan. Değer anlayışı değişmeli, yani para versus kar mentalitesinden biraz çıkılmalı. Dünyadaki değer anlayışı fayda maliyet olarak ölçülür. Fayda bölü maliyet. Ama bu faydanın tanımı geniş olmalı. Yani sadece para faydası değil, genel topluma fayda, işte dediğiniz gibi çevreye fayda, insanlığa fayda, işte pandemi oldu. Yani başımıza neler geldi. Demek ki bizim de bir sorumluluğumuz var. Yani bu faydanın tanımının genişletilmesi ve bunların katkısı bu konuların. Bunlar en karlısı en hızlı paraya döneni değil. evet. Yani faydanın tanımının genişletilmesi herkes için gerekiyor. Yeterli kontrat ve ilişkisel bütünleşik sözleşme altyapılarının olmaması. Bunlar olmalı. Yani proje hayat döngüsünü birleştirebilecek, entegre edilebilecek. Tasarımcılara mesela yüklenicilerin destek verebileceği, inşa edilebilirlik analizlerine fayda katkı sağlayabilecekleri sistemler olmalı. İlişkisel kontratlar olmalı. Sadece kar para odağı olmamalı yani işte. Mesela burada da Algan Bey, hani dediğiniz gibi işte kontrat tipleri de biraz bağlıyor galiba işte piyasayı. Galiba. Yani dön diyorsunuz, anahtar teslim diyorsunuz. Tamam, artık sende paket diyorsunuz. Evet. Bunu çöz diyorsunuz. O da biraz yani benim işim bitti, ben gidiyorum diyorsunuz da işte dünyadaki trend o değil. Bunların uygulanması için herkesin sorumluluk alması. Yani şöyle söyleyeyim, inşaattaki adamın da, yapacak olan adamın da tasarımda sorumluluk alması, tasarımcı adamın tesis işletmesinde sorumluluk alması, tesis işletmesi yapacak adamın hem inşaatta hem tasarımda sorumluluk alması. Hepsini entegre etmek yani işin içine. Trend bu. O zaman daha faydalı oluyor böyle sistemler. Bütün proje hayat döngüsünde bunların bütünleşik olarak uygulanması gerekiyor. Küçük uygulama cepleri çok faydalı değil. Tabii değerli
Ama esas fayda bütün inşaatın hayat döngüsü boyunca uygulandığı zaman görülüyor sistemler. Yüzeysel ve göstermelik yaklaşımlar, maalesef şov amaçlı yaklaşımlar, bunlar kötü. Bilgi ve donanım eksikliği, yani yalını bilenlerin Biraz bilmeyi tam bilmemesi. Buyurun. araya da girdim ama Algan Bey, yüzeysel ve göstermelik dediğiniz yaklaşımlar o herhalde lead'de biraz var Türkiye'de mesela. Hani lead belge için yapılıyor biraz. Ya anladım. Doğrudur. Doğru. Ya kalite dokümanları falan da öyle değil mi? Yani siz daha iyi biliyorsunuz ama adam onu hani web sitesine koymak için almıyor mu o ISO standart falan. Hani onların peşinde koşuyor. Aynen. Direkt hani böyle birkaç günde bir dosya var. Bu dosyayı tamamlıyorsunuz. Kendi şeylerinizi yapıyorsunuz diyelim hani. Çekiyorsunuz ve ne oluyor? ISO'nuz oluyor. Yok böyle olmamalı. Aynen. Yani bu hem o genel yaklaşımlar hem de bu BIM ve Lean konusunda da yüzeysel ve göstermelik yaklaşımlar. Yani bazı firmalar ne kadar inovatif olduklarını göstermek için mesela bunları uygular. Hayır, gerçekten yani yapmaya çalış. Gerçekten yapmak gerekiyor. Evet. Evet. Yani İçinde bilgi ve donanım eksikliği, yalını bilenlerin bu dünyada genelinde de bir sorun BIM'i tam bilmemesi. Ve BIM'i bilenlerin de yalını tam bilmemesi. Yani aralarındaki bağlantı kopukluğu. Birbirlerine farklı farklı gruplar olarak, ekipler olarak görüyorlar. Ya bunlar Lean ekibi, yalın ekibi, biz de BIM ekibiyiz veya onlar BIM ekibi, biz yalın ekibiyiz kafası. Aslında aralarında güzel bir sinerji var. Bunu fark etmek lazım. Yanlış fikirler, yani BIM ve Lean ayrı şeylerdir. Evet, ayrı şeylerdir. Ayrı ayrı uygulanabilir. Çok doğru. Ama hayır da aynı zamanda birlikte uygulanırsa güzel sonuçlar elde edilebilir. İnsan kaynakları eksikliği, cesaret ve deneme. Yani bana ne ve sana ne mantığı. Bana ne, ne yapayım? Sana ne uğraşıyorsun mantığı. Yani bunun kırılması gerekiyor. Cesaret ve deneme. Kısa dönemli bakış, günlük işler ve sistem yerine yangın söndürmeye yönelik çalışma. Dediğim gibi insanlar çok akıllı, sektörde çalışan çok becerikli, çok kabiliyetli. Ama sistem öyle bir sistem ki insanları yangın söndürmek üzerine çalıştırıyor. Halbuki sistemin değil biraz mi? bakılması gerekiyor. İnsanları düşünmeye sevk edecekken o fırsatı tanımıyorlar aslında. Düşünmüyoruz, bunu bu şekilde yapıyoruz gibi. Bu konuların sektöre faydalarının iyi anlatılamaması, yani ne gibi faydaları var, neler yapabilir, hangi özellikleri var, iyi anlatılamaması. O da bizim sorunumuz, karar vericilerin sorunu, hepimizin sorunu, yani sektörün sorunu değil bu, bizim anlatamamamız. Formal eğitim müfredatında mühendislik, mimarlık, işletme ve bunun gibi bu kavramların yeri ve işlenişi henüz daha yeterli değil anladığım kadarıyla bizim ülkemizde. Dünyada da öyle aslında, yavaş yavaş artıyor ama gördüğüm kadarıyla. Hani, Akademiyle yetersiz işbirliği. evet, ilgi alaka artmaya başlıyor aslında. Yeni kelimeler giriyor literatüre diyelim. Bunların merak ediyor. Alt açılımları nedir? Neler yapmamız gerekiyor? Neleri takip etmemiz gerekiyor? Tabii okumak dediğiniz gibi önce başlıyor. Bilgi edinmek gerekiyor. Merak etmek gerekiyor. Üniversitelerle temas edin. Kaliteli akademisyenler var bu ülkede. Dediğim gibi Sevil Hoca var, ODTÜ'de var, İTÜ'de var, Gebze Teknik Üniversitesi'nde var. Bu işleri yapan insanlar var. Onların öğrencileriyle, doktor öğrencileriyle, master öğrencileriyle temas edin. Onlara olanak verin. Onlar çok güzel şeyler yapabiliyorlar. Dünyada çok örneği var. Onlara imkan tanıyın. Onlara işbirliği olanakları sağlayın. Size de faydası olacaktır. Yani sadece toplumun geneline değil, uygulama anlamında. Kısaca sorunlar ve notlar da bunlar diyelim. Böylece bitirelim. Başka bir şey varsa onu da Evet. alalım. Teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti bence. Çok sağ olun. Yalçın Bey de sorusuyla katıldı. Hani soru değil aslında bir şekilde hem sizinle 2006'dan karşılaştığını işte Barış Dostoğlu ve sizi Manchester'da Barış Dostoğlu ve San Francisco'da ziyaret ettiğini, yalın üzerine konuştuğunuzu bunları belirtti. Turner'ın gelişiyle de sektörde bir şekilde bilinci arttırarak işte beraberce ortak çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerle de sürekli bağlantımız var sonuçta. İnşallah. De farklı lokasyonlarda, farklı kültürlerde nasıl uygulandığını da hem buraya taşımaya çalışıyoruz diyelim. Bazen de biz daha başarılı olabiliyoruz bazı noktalarda. Hani işi bazı bizi kopyalıyorlar. Aa ne güzel işte bunu. Dünyada bu işleri en iyi yapan ülkelerden biri Brezilya mesela. Brezilya bize çok benzeyen bir ülke ama var. Yani dediğim gibi bir grup, böyle çekirdek bir grup gerçekten bu işi lead etmiş, almış liderliğinde ve birçok uygulama yapmış. Dünyada bayağı iyiler bu konuda. Türkiye'ye de çok benziyor. Biz de olabiliriz yani. Hiç bizim bir eksiğimiz yok bu konuda. İnşallah global seviyede de Turner'ın yaptığını veya başka firmalarımızın yaptığı şeyleri konuşuruz bu konularda. Niye olmasın? Evet, düşünen kişi sayısını arttırmamız gerekiyor. Hani bakmak mı görmek mi noktasında bakmadan görmeye çalışmak gerekiyor. Aynen öyle. Bir de yeni öğrenci arkadaşlara da bu konular üzerinde eğilmelerini tavsiye ederim. Hani işsizlik vesaire şu bu işte inşaat, mimarlık falan konuşuyorlar biliyorum. Farkındayım o konuda da.
klasik çerçevenin dışına çıkıp yeni şeyler üzerinde düşünmelerini, yani onlar üzerine gitmelerini tavsiye ederim. Yeni mezun olacak arkadaşlarında. Öyle diyelim. Çok teşekkürler. Çok değerli zamanınızı ayırdınız bize. Çok sağ olun. İleride yine... Son şunu göstereyim. Herhangi bir şekilde temas, bağlantı, yorum vesaire isterseniz bu konularda iletişime geçebilirsiniz. Mail adreslerim bunlar. LinkedIn'den bulabilirsiniz. Her zaman açığız. Konuşmaya, tartışmaya, katkıya. Öyle diyelim. Peki. Son bir şey yine söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım yine ileriki şeylerde görüşürüz. Eventlerde görüşürüz, konuşuruz. Sizlerle de yüz yüze gelme umuduyla. Belki Türkiye'de oluruz. İnşallah İngiltere'de olur, belki Türkiye'de olur. Şu işler bir tamamlansın, pandemi bitsin. Her zaman açığız. Her türlü işbirliğine, her türlü görüşmeye. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağlıklı günlerse de ailenize. Teşekkür ederim size de. Dikkat edin kendinize. Öğrencilerinize. Peki, sağ çok kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler.